O belki de dünyadaki en sıra dışı patron. Bir köyde yaşıyor, bisiklete biniyor, köy kahvesine gidiyor, şalvarla dolaşıyor. Yıllık geliri 1 milyar doları geçmiş bir şirketi var. Fakat ne şirketine yatırımcı alıyor ne de şirketini borsaya sokuyor. Kimselerin aşina olmadığı yöntemlerle koca koca şirketlere kafa tutuyor. Aklına koyduğu fikirler var, o fikirlerin peşinde gidiyor. Sıra dışı bir girişimci ve onun sıra dışı şirketi. Zoho'nun hikayesi markaların hikayelerinde şimdi başlıyor. Bugünkü videomuz tüm marka hikayelerinden farklı olacak. Çünkü bugün size hikaye içinde hikaye anlatacağım. Ne demek istiyorum? Şöyle ki bu videoda hem Zoho'nun hikayesini hem de Zoho'nun Türkiye'deki en büyük partneri olan Cloudflex'in hikayesini ele alacağız. Böylece küresel bir marka yerelde nasıl temsil edilir, buradan da nasıl bir başarı hikayesi çıkarılır bunu göreceğiz. Cloudflex'in hikayesini dinlemek için kurucusu Haluk Bey ile bir toplantı yaptık ve hikayeyi kendisinden dinledim. Çok dikkatimi çeken bir iki nokta var. O bölüme gelince onları zaten ele alacağız. Şimdi ilk olarak Zoho ile başlayalım. Hikayemizin başrolü Sridhar Vembu. 1968 yılında Hindistan'da doğuyor. 1989'da Indian Institute of Technology of Madras'tan mezun oluyor. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği alanında doktora yapıyor. Bir gün kendi kendine şunu söylüyor. Ben ne yapıyorum böyle? Bir doktora tezi yazdım ve bunu 3 kişi filan okudu. Bundan yıllar sonra, 20 yıl sonra muhtemelen başka kimse okumamış olacak. TEDx konuşmamda Türkiye'deki akademi üzerinden çok benzer bir durumun altını çizmiştim hatırlarsanız. İşte yıllar önce Hindistan'da çok benzer bir durumu kendi kariyeri üzerinden kendi içinde tartışıyor Sridhar. Bu sorgulaması onun hayatını şekillendiren sorgulama oluyor. Ve neticede kendini yazılım dünyasına, kodların içine bırakıp kariyer yolculuğuna mühendis olarak devam etme kararı alıyor. 1994'te Qualcomm'da çalışmaya başlıyor. 2 yıla yakın burada çalıştıktan sonra 1996 yılının Nisan ayında Silikon Vadisi'ne geliyor. Aslında amacı oraya gidip teknoloji anlamında başarılı olabilecek bir proje ortaya koymak. Hatta bir donanım projesi hayata geçirmeye karar veriyor. Fakat buna çok da hazırlıklı değil. O noktaya kadar olan birikimini de ne yazık ki kaybediyor. Sridhar tarafında bunlar yaşana dursun. Şimdi biraz da diğer kurucu ortaklara bakalım. İlk yıllarda iki farklı ekibin Zoho'nun temellerini oluşturduğunu söylememiz mümkün. Bu ekiplerden biri Hindistan'ın güney bölgelerinde Chennai'nin bir mahallesinde Shailesh Kumar, Kumar Vembu ve Sekar Vembu'nun oluşturduğu ekip. Hep o popüler anlatı vardır biliyorsunuz. Silikon Vadisi'nde bir evin garajında başlar girişimcilik hikayesi. İşte burada da Hindistan'daki bir evin odasında başlıyor. Az önce saydığım isimlerden Kumar Vembu ve Sekar Vembu, Sridhar Vembu'nun kardeşleri. Shailesh Kumar da arkadaşları. Sridhar başlangıçta onların başlattığı bu operasyona dahil değil. Fakat sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe itibariyle kardeşlerine çeşitli önerilerde bulunuyor, yol gösteriyor. Gelelim diğer taraftaki kurucu isimlerimize. O isimlerden biri Tony Thomas. Sridhar'ın Hindistan'da mezun olduğu okulu söylemiştim. Bu okul Sridhar'la Tony'nin yollarını kesiştiren yer aslında. Çünkü ikisi de buradan mezun. Ama öğrenciyken birbirlerini tanımıyorlar. Mezun olduktan sonra tanışıyorlar. Ve onları ortak bir arkadaşları tanıştırıyor. Tony de kendi evinde hikayenin temellerini atan kurucu ortaklardan. SNMP yani Simple Network Management Protocol yani basit ağ yönetimi protokolü üzerine proje geliştirmeye çalışıyor Tony. Yardıma ihtiyaç duyduğu noktalar da oluyor tabii bu yolculuğunda. Sridhar Vembu Tony ile tanıştıktan sonra onu kardeşleriyle tanıştırıyor. Böylece bağlantıyı sağlayan esas kişi Sridhar oluyor. Bir kurucu ismimiz daha var. O da Srinivas Kanumuru. Onu da ekibe dahil eden isim Tony oluyor. İşte tüm bu isimler bir araya gelince birazdan hikayesini detaylı göreceğimiz o büyük oluşumun temeli atılmış oluyor. Tony yazılım projesini hazırlayıp bitirdiğinde Sridhar'a kendisine bir satışçı bulup bulamayacağını soruyor. Fakat çok ciddi bir sorunları var tahmin edeceğiniz üzere. Henüz satışçıya verebilecekleri paraları yok. Bu durumda Sridhar satış işini kendisi üstlenmeye karar veriyor. Hemen gidip kendine 10 dolara kartvizitler bastırıyor. Üzerine de iş geliştirme ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı yazdırıyor. Şirketin adı o dönem Zoho değil, AdventNet. Merkezi de New Jersey'de. Sridhar'ın bir an önce kartvizit bastırmasının sebebi de şu, Tony Las Vegas'taki bir fuarda stand kiralamış. Sridhar kartlarını alıyor, gidiyor fuara ve o gün orada ilk satışını da yapmayı başarıyor. Aslında kendisi
kendisini iyi bir satışçı olarak görmüyor. Ürünü anlatma noktasında çok başarılı. Ürünü iyi pazarlıyor. Fakat pazarlamadan satışa geçtiği o noktayı iyi yapamadığını düşünüyor. Fakat her ikisinin de görüşü Tony'nin bu konuda daha kötü olduğu. Dolayısıyla fuardan sonra Sheridan'ın satışçı olacağı kesinleşiyor. Belirli bir süre boyunca amaçları put food on the table. Yani bizim deyişimizle masaya, sofraya ekmek getirmek. Temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde para kazanmak. 97 yılında satışları 350 bin dolara geçiyor. Geçen süreye göre çok da fena bir tutar değil ama onlar bu elde ettikleri tutarı kendilerine maaş olarak bağlamak yerine tekrar ürünlerine yatırıyorlar. Arge yapıyorlar ve web NMS adlı ürünlerini çıkarıyorlar. Geliştirimlerini Hindistan'da yapıyorlar, satışlarını Amerika'da gerçekleştiriyorlar. Peki neden başlarda yazılım dünyasının geneline hitap edebilecek projelerle değil de daha spesifik olan projelerle uğraşıyorlar? Bunlar üzerine ilerliyorlar. Aslında bu onların stratejisi. Bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü rekabetin az olduğu niş bir pazarda bir hikayeye başlamak onların hızlı büyümesini destekleyebilecek bir şey. Sheridan yıllar sonraki bir röportajında diyor ki o yıllarda hayatımıza giren şirketlerden birisi de Yahoo'ydu. Ama onunla yarışmak için çok para ihtiyacınız var. İşte bu nedenle başta genele hitap eden işler yerine daha spesifik kitlelere, amaçlara hizmet eden işlere odaklanılıyor. Nitekim uyguladıkları bu strateji işliyor ve 1998'de satışları 1 milyon doları geçiyor. Bunun üzerine artık kendilerine maaş bağlıyorlar ama bu maaşlar yine çok uçuk kaçık maaşlar değil. Hayatlarını idame ettirebilecekleri seviyede bir maaş. 1999 yılında satışları katlanıyor ve 5-6 milyon dolar seviyelerine erişiyor. Artık güzel gelirler elde etmeye başladıklarını söylediğim için aklınıza şu soru gelebilir. Yatırımcılar onlara gelmiyor mu? Ya da onlar yatırımcılara gitmiyorlar mı? Sheridan bu duruma ilişkin olarak yine yıllar sonraki bir röportajında şunu söylüyor. Bugün bile dünyada bu denli fonlar varken bir venture capital'a, risk sermayesine giden bir girişimcinin reddedilme olasılığı çok yüksek. Biz o dönem gitseydik %99.9 reddedilirdik diyor. Çünkü şunu düşünüyorlar. Bildiğimiz tek şey kodun kendisi, mühendislik kısmı. Bir işi idare etmeye yönelik diğer alanlara hakim değiliz diye düşünüyorlar. Bu arada az önce Sheridan'ın şirketin satış ve pazarlama süreçlerini yürüttüğünü konuşmuştuk. Fakat bu biraz mecburiyetten gelişen bir durumdu hatırlarsanız. Bu durum belirli bir süre devam ediyor ve ardından Tony Sheridan'a gelip diyor ki sen vizyon sahibisin, işten de anlıyorsun, bizim CEO'muz sen ol. Sheridan bu teklife bir yıl gibi bir süre karşı durmayı başarıyor. Diyor ki müşterilerin direkt olarak iletişimde olduğu kişi benim satış ve pazarlamadan ötürü. Eğer ben CEO olursam şirketin satışçısı yok gibi görünür. İyi bir izlenim olmaz bu. Fakat gerçekten de durum bu. Şirketin satışçısı yok. Bu kez de şöyle bir strateji uyguluyorlar. Şirkete profesyonel satışçı alıyorlar. Satış profesyonellere devredilince gelirlerde çok ciddi bir artış yaşanıyor. 10 milyon dolar barajı aşılıyor. Ve artık CEO Sheridan oluyor. Az önce ekibin yatırım almak için VC'lere gitmediğini anlatmıştım. Ama tam tersi oluyor. 2000 yılında Sheridan'ın önüne bir VC sözleşmeyi koyuyor. Sheridan sözleşmeyi okuyor fakat bir maddeye ciddi derecede aklı takılıyor. Bu maddeye göre 7 yıl içinde exit yapması gerekiyor. Yani hisselerini devredip şirketten ayrılacak. Bu maddeyi karşısındakine sorduğunda karşısındaki kişi bunun standart bir madde olduğunu söylüyor. O zaman şunu düşünmeye başlıyor. Bu neden standart? Böyle bir standart olmamalı. Ben neden şirketten ayrılmak zorunda kalayım? Adeta ben bu şirkette evli gibiyim ve hayatımın sonuna kadar burada olmak istiyorum diyor. Tabii bunları düşündükten sonra karşı tarafa da sözleşmeyi bu koşullar altında imzalamayacağını söylüyor. İşte yaşanan bu olay Zoho'nun yolculuğundaki en kritik anlardan biri oluyor. Çünkü Zoho'nun yatırıma bakış açısını şekillendiriyor. Ve şirket günümüze dek yatırım almadan, hissesini satmadan, borsaya girmeden öz sermayesiyle geliyor. Peki önüne fırsatlar çıkmasına rağmen neden böylesine zor bir yolu seçiyor? Sheridan biliyor ki yatırım alırsa artık şirketin rotasında yatırımcıların da etkisi olacak. Mesela borsaya açılsa her çeyrek açıkladıkları bilançonun bir önceki çeyrekten iyi olma beklentisi olacak yatırımcılarda ve bu şirketin üzerinde baskı oluşturacak. Belki onları amaçlarından saptıracak. Bu sebeple dışarıdan bir yatırımı iş modellerine dahil etmeme kararı alıyorlar ve bu onlara muhteşem bir özgürlük sunuyor. Tabii bu demek değil ki yatırıma tamamen karşılar. Elbette yatırımı destekliyorlar. Ama onlara göre yatırım para alıp karşılığında hisse devretmek değil. Şirketin kendisine yatırım yapmak, personeline yatırım yapmak, ürünlerine, hizmetlerine yatırım yapmak. Bu ana kadar anlattıklarımı genel olarak göz önüne aldığınızda şirket için her şey çok iyi gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Fakat aslında bu
anlattıklarıma yakın dönemlerde, öncesinde ve sonrasında dünyada çok önemli olaylar yaşandı. Örneğin 2000 yılındaki dotcom krizi, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları. Bunlar sadece Amerika'daki şirketleri değil, dünyadaki birçok şirketi etkiledi. İşte Zoho da onlardan biriydi. Bu ciddi olayların ardından Sridhar şunu fark ediyor. Telekom sektörü çok ciddi bir hasar aldı ve bizim gelirlerimizin büyük çoğunluğu buradan. Fakat sektör kolay kolay eski haline gelmeyecek. Bununla birlikte bankada yeterli miktarda nakdimiz var ve genç arzulu mühendislerimiz var. İşte bunları bir araya getiriyor Sridhar ve iş modelinde pivot yapıyor. 2003'te ManageEngine, 2005'te de Zoho'yu kuruyorlar. Ben bu noktaya kadar ağırlıklı olarak Zoho adını kullandım ama Zoho aslında 2005'te ortaya çıkan isim. Daha önceki kısımda hatırlarsanız söylemiştim, başlarda isimleri AdventNet. Az önce bahsettiğim ManageEngine, Zoho'nun IT yönetimi yazılımları üzerine odaklanan şirketi. Altında 120'den fazla ürünü var günümüzde. Zoho'nun ilk ürününe baktığımızda ise Zoho Writer'ı görüyoruz. Word'ün web tabanlısı gibi düşünebilirsiniz bu uygulamayı. Ayrıca Zoho dendiğinde akla ilk gelen CRM de yine 2005 yılında kullanıcılarla buluşuyor. CRM dediğimiz şey Customer Relationship Management. Müşteri ilişkileri yönetimi. Müşterilerinizle olan her türlü ilişkiyi, süreci, satışlarınızı yönetebileceğiniz yazılımların bir araya geldiği sistem sizin CRM sisteminiz oluyor. 2006 yılında bu kez bizi yeni bir Zoho ürünü karşılıyor. Zoho Sheet. Aynı yılın Haziran ayında da Zoho Show ortaya çıkıyor. Zoho Sheet fonksiyonel anlamda Excel'e, Zoho Show da PowerPoint'e benzetebileceğimiz web tabanlı uygulamalar. Az önce Zoho'nun ilk ürünü olarak Zoho Writer'dan bahsetmiştim. O ürün piyasaya çıktıktan 6 ay sonra Google Writely adlı bir uygulamayı satın alıyor. Sonrasında yaptığı satın almalar, ek geliştirimler neticesinde Google Docs ortaya çıkıyor. Zoho, Google'ın o dönem bu hamlelerini görünce gelecekte olabilecekleri de tahmin ederek yönünü daha çok CRM'e çevirme kararı alıyor. Çünkü Google çok güçlü bir rakip. Ama CRM tarafında da çok güçlü bir rakip var, Salesforce. Fakat Sridhar ve ekibinin mantığı şu, Google'la mı rekabet etmek daha kolay yoksa Salesforce'la mı? Kimle daha iyi rekabet edebiliriz? Bu perspektifte de söylediğim gibi CRM'e yöneliyorlar. Ve ana rakip Salesforce oluyor. Bununla birlikte az önce bahsettiğim ofis uygulamaları da hala Zoho'nun ürün portföyünde bugün var ve kullanılıyorlar. 2005 yılındaki bir diğer çok önemli gelişme ki burası benim bu hikayedeki favori noktam, Zoho okulları. Açılması. Çünkü şirketlerin kalkınması için nitelikli, iyi eğitim almış fakat sadece kitabi bilgiyle donatılmamış, uygulayarak öğrenmiş insan kaynağına ihtiyaç var. İşte Zoho okullarının kurulma sebeplerinden birisi bu. İlk yılında 2005'te sadece 6 öğrencisi var. Günümüze dek ise bu okul 800'ün üzerinde yazılımcı yetiştirmiş. Ve bu kişiler eğitimlerinin ardından Zoho'da çalışmaya başlayabiliyorlar. Kim bu kişiler? Lisans eğitimi almamış 20 yaşın altındaki gençler. Tabii bu Hindistan'ın köylerindeki çocuklar için, gençler için muhteşem bir fırsat. Bu okul dünyadaki bütün özel okullardan farklı. Çünkü özel okula normalde para verirsiniz ama bu okul öğrencisine para veriyor. Biliyorsunuz üniversite eğitimi ne yazık ki günümüzde çok teorik düzeyde. Teori elbette çok önemli mantığı kavramak için ama bunun uygulamayla pekiştirilmesi gerekiyor. İşte bu okulda bunu yapmayı hedefliyor. İlk yıl öğrencilerine sektöre yönelik dersler veriyor. İkinci yılda da artık bir staj programıyla bunları deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanıyor. Daha öğretici, akılda kalıcı ve eğlenceli bir süreç yaşanıyor. Bu okullarda eğitim alan neredeyse her öğrencinin özgün bir hikayesi var. Ben de şimdi size içlerinde en sevdiklerimden birini anlatacağım. Ekranda gördüğünüz kişi Abdülalim. Assam adlı köyünde eğitimini tamamlıyor ve Chennai'ye geliyor. Burada Zoho'da çalışmaya başlıyor. Hindistan'ın köylerinde bu denli gelişmiş bir eğitim sistemi mi var ki köy okulundan mezun olan çocuk hemen gelip Zoho'da çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Burada şunu belirteyim, Abdülalim yazılımla ilgili bir işe başlamıyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Fakat yaşının genç olması itibariyle aklında sürekli soru işaretleri var. Ben ne yapacağım? Hayatım boyunca bu işi mi yapacağım? Gelecekte beni neler bekliyor? Bir gün Zoho'nun bir çalışanıyla sohbet ederken karşısındaki kişi ona Zoho'nun okullarından bahsediyor. Abdülalim başvurusunu yapıyor, sürece dahil oluyor, eğitimini alıyor ve sonra Zoho'da çalışmaya devam ediyor. Fakat kendisi açısından çok ciddi bir farkla devam ediyor işine. Artık bir yazılım mühendisi olarak Zoho'da çalışıyor. Ve Abdülalim hem sülalesinin tarihinde hem de kendi köyünün tarihindeki ilk yazılım mühendisi oluyor. İşte Zoho, Hindistan'ın köylerindeki çocukların hayatlarını böyle şekillendiriyor. Peki Sridhar ben bu. Bir ton sorumluluğu varken neden bir de böyle bir
projeyle uğraşıyor. Buraya sürekli vakit ayırıyor, kaynak aktarıyor. Bunları yapıyor çünkü şunu görüyor. Hindistan'ın kırsal bölgelerinde göz ardı edilmiş olan ama aslında çok yetenekli insanlar var. Bu insanlar istihdamdan uzak kalmış durumda. Zoho o insanların istihdama ulaşmasını sağlıyor. Daha önce belirttim, Sridhar'ın felsefesi sadece para kazanma üzerine kurgulanmış bir felsefe değil. Kalkındırma üzerine, değer yaratma üzerine kurgulanmış bir felsefe. Çünkü zaten bir noktadan sonra daha fazla para kazanmanızın anlamı kalmıyor. Bunu en iyi milyarder olanlar biliyordur. Diyelim şu an 1 milyar dolarım var. Bu 1 milyar dolardan sonra kazanacağım 1 milyon dolar hiçbir zaman ilk kazandığım 1 milyon dolar kadar etkili ve değerli olmayacak. Ekonomideki marjinal fayda meselesi. Bu sebeple belirli bir noktadan sonra kazandığınız paranın önemi kalmıyor. Kazandığınız parayla ne yaptığınızın, ne değer ortaya koyabildiğinizin önemi oluyor. Bu değer yaratma ve fayda sağlama meselesini bölgelere de yayabilmek için farklı bir uygulama daha yapıyor Zoho. Günümüzde büyük bir genel merkezi var. Bunun yanı sıra uydu ofis sistemini de geçiyor yıllar önce. Uydu ofis dediğimiz yapı bir şirketin ana merkezi dışında çeşitli bölgelerde küçük küçük ofisler kurması. 11-12 yıl önce ilk ofis Tenkasi'de açılıyor. Daha çok kırsal bölgeleri seçiyorlar ki o bölgelere teknoloji temelli ilerleyen bir iş götürmüş olsunlar. Oralarda bir kalkınma için temel atsınlar. Girişte konuştuğumuz gibi Sridhar'ın kendisi de bir köyde yaşıyor. Yaşadığı köy geniş pirinç tarlalarının yer aldığı dağların eteklerindeki bir köy. Bu köyde asfalt yol yok, çeşme suyu yok, elektrik sıkıntılı. Peki bu koşullar altında şirketini nasıl yönetiyor oradan? Mazotlu bir jeneratörü var, onu kullanıyor. Bir de ona en çok lazım olacak şeye, yani internete sahip. İşte Zoho'nun bu noktaya kadar anlattığım tüm bu çalışma yapısı, eğitim sistemi, vizyonu, misyonu bunlar bir araya gelince 2005 yılından beri Zoho'da projelerin ardı arkası kesilmiyor. Her yıl yeni uygulamalar geliştiriliyor. Bir şirketin ihtiyaç duyabileceği neredeyse her alanda yazılıma sahip Zoho. Mesela CRM yazılımı, satış ve pazarlama yazılımı, satış sonrası servis yazılımı, proje yönetimi yazılımı, ofis yazılımları, insan kaynakları süreçlerine yönelik yazılımlar ve daha nicesi. Zoho bu yazılımlarını tek tek sunduğu gibi bundle halinde, yani paketler halinde de satabiliyor. Hatta 45'in üzerinde uygulamayı bir arada alabileceğiniz Zoho One adlı bir paketi var. Ayrıca az önce bahsettiğim yazılımları Forever Free adlı yaklaşımıyla, yani sonsuza dek ücretsiz adlı yaklaşımıyla belirli kısıtlar çerçevesinde ücretsiz kullanmanızı sağlıyor. Bu kapsamda sizler de dilediğiniz Zoho yazılımını yaklaşık 30 saniye içerisinde hesap açıp ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu yazılımlar sadece şirketlerin değil hepimizin, bireylerin de hayatını kolaylaştırabilecek yazılımlar. Daha planlı ve üretken olmamızı destekleyebilecek araçlar. Hesabınızı oluşturmak isterseniz açıklamada yer alan linkleri kullanabilirsiniz. Şimdi bu kadar çok yazılımdan bahsettim ama günümüzdeki en önemli konulardan birisi de yazılımlarla ilgili olarak veri gizliliği. Biliyorsunuz ücretsiz kullandığımız servislerde ürün biz oluyoruz. Daha doğrusu bizim datamız. Bununla ilgili çeşitli teknoloji şirketlerinin de bu zamana kadar sık sık skandallarını gördük. Fakat bazen para ödediğimiz servislerde dahi bizim verilerimiz kullanılabiliyor, satılabiliyor, pazarlanabiliyor, reklam amacıyla kullanılıyor. Zoho bu noktada kullanıcılarına veri gizliliği konusunda da söz veriyor. Ücretli ürünlerinde de, ücretsiz ürünlerinde de kişilerin verilerini bireysel olarak işlemediğini, satmadığını, pazarlamadığını, reklam amacıyla kullanmadığını söylüyor. Verilerin toplu halini ise gizliliği ihlal etmeden yapay zeka ile analiz edip Zoho'yu daha iyi bir hale getiriyoruz diyor. Bu önemli bir değer önerisi. Bunun yanı sıra Zoho şöyle bir değer önerisinde daha bulunuyor. Diyor ki bizim yazılımlarımızın en önemli özelliklerinden birisi her sektöre, her işe uygulanabilir, uyarlanabilir olması. Mesela CloudFlex Türkiye'de inşaat ve gayrimenkul, sağlık, bilişim sektörleri başta olmak üzere pek çok sektörde proje tamamlamış. Bu Zoho'nun söylemini destekleyen bir örnek. Şimdi CloudFlex'in adını geçirmişken artık bu noktada CloudFlex'in hikayesine de girelim. Ardından da Zoho'nun eğlenceli bir şekilde zekice kurgulanmış bazı pazarlama faaliyetlerine ve reklamlarına değineceğim kısaca. CloudFlex'in kurucusu ve CEO'su Haluk Çavuşoğlu. Haluk Bey 1992 yılında ODTÜ makine mühendisliğinden mezun oluyor. Ardından Koç grubunda sistem analisti olarak çalışmaya başlıyor. Sistem analisti şirketin kullandığı yazılımların, bilgi teknolojilerinin o şirkete uygunluğuyla ilgilenen kişi. Biraz tecrübe edindikten sonra 1995 yılında henüz 25 yaşındayken işinden ayrılıyor ve girişimci bir ruhla ortaklarıyla şirket kuruyor. Amacı kendi projelerini hayata geçirmek ve o yıllarda bilişim sektörü henüz çok gelişmiş durumda değil. CRM henüz yok gibi. Kendileri bir satış otomasyon sistemi projesi yapıyorlar. 97 yılında ekonomik kriz, 99 yılında da Marmara depremi derken bu büyük olaylar tabii ki Türkiye'deki birçok şirketi etki altına alıyor.
Onlar da bu olaylardan olumsuz etkileniyorlar. Ama hem bahsettiğim proje hem de diğer projelerini belirli bir noktaya kadar getirmeyi ve satmayı başarıyor Haluk Bey. Sonra kurumsal hayata dönüyor ve yıllar içinde çeşitli şirketlerde çeşitli pozisyonlarda çalışıyor. Mesela bunlardan birisi Otoyol Sanayi İveko. Orada Chief Information Officer 3 yıl boyunca. Hem bahsetmiş olduğum hem de bahsetmediğim bütün tecrübelerine bir arada baktığımızda bilgi teknolojileri, satış, pazarlama gibi alanlarda uzmanlık sahibi. Kurumsal yazılımlar ve CRM üzerine bir hayli tecrübe ediniyor. 2012 yılındaysa Zoho dikkatini çekiyor. Haluk Bey Zoho'nun ürünlerini görür görmez çok beğeniyor ve kendi tecrübesiyle onu bir araya getirmeyi düşünüyor. İlgili mail adresine bir mail gönderiyor ve Türkiye'de Zoho partneri olmak istediğini söylüyor. Fakat belki bu mail gözden kaçıyor, belki başka bir şey oluyor, kendisine bir türlü dönüş olmuyor. Bu kez Haluk Bey Zoho'nun CEO'suna, yani bugün sıkça bahsettiğimiz Sridhar Vembu'ya mail atıyor. Bu mail çok uzun bir mail değil. Genel anlamda niyetini ortaya koyduğu, Zoho'yu Türkiye'de iyi bir noktaya getirebileceğini özetleyen, kendine güvenli şekilde yazılmış bir mail. Sridhar kısa süre sonra kendisine dönüş yapıyor. Ve tüm sürecin sonunda Haluk Bey Türkiye'de Zoho partneri oluyor. İşte CloudFlex'in temeli böyle atılıyor. Anlayacağınız bu anı, o atılan ilk mail bugün Türkiye'de çok güçlü bir Zoho partneri olmasını sağlayan şey. Haluk Bey attığı ilk maile yanıt almadığında vazgeçebilirdi ve bugün bu oluşum Türkiye'de olmayabilirdi. Ama kendisi farklı bir yol denedi. Bir girişimciyseniz şu nokta çok kritik. Projelerinizi, vizyonunuzu aktardığınız kişinin sizi anlayabilecek düzeyde birisi olması lazım. Sridhar Vembu bu noktaya kadar anlattığım profilini düşündüğünüzde tam olarak böyle bir kişi zaten. Haluk Bey temsilciliği aldı dedim, ardından ilk satışı yalnızca 25 dolarlık bir satış oluyor. Bugün gelinen noktaysa bambaşka bir nokta. CloudFlex artık büyük montanlı işler yapıyor. Bu videoyu hazırlarken Haluk Bey'le de konuştuk ve kendisine bazı sorular yönelttim. Bu sorulardan birisi de CloudFlex'in kırılma anıydı. Bana verdiği yanıtlardan şirketin büyüme bu denli bir noktaya gelmesini doğru ekibi kurmasına bağladığını gördüm. Başlangıçta her şeyi bir dönem tek başına yapmak zorunda. Fakat sonra yavaş yavaş büyütüyor ekibini. Özellikle de son 5-6 yılda pazarlama ekibini, satış ekibini ve proje ekibini uçtan uca kurup yönetmesi şirketini başka bir noktaya taşıyor. Bakın dikkat ettiyseniz Sridhar için de benzer bir süreç olmuştu. Başta birçok şeyi Tony ve kendisi yapmak zorundaydı. Fakat ardından işin içine profesyonel satışçıları dahil etti. Kendileri yönetime odaklandı, genel vizyonu belirlediler ve şirket bambaşka bir noktaya evrildi. Türkiye özelinde de aynı senaryonun tekrarlanması bunun bir rastlantı olmadığını, doğru ekibin nedenli kritik bir unsur olduğunu gösteriyor. CloudFlex ekibi bugüne kadar 1000'den fazla müşteriyle çalışmış, 400'ün üzerinde proje yapmış. Projeden kastım şu, Zoho'nun ürünlerini diyelim ki satın aldınız. Bunların şirketinizin iş akışlarına tamamen entegre edilmesini de istiyorsanız, yani bir anahtar teslim süreci istiyorsanız bunun adı proje oluyor. CloudFlex ayrıca Türkiye'de bir Zoho ekosistemi, Zoho topluluğu oluşturmak için de meetup'lar düzenliyor. Diyelim ki Zoho'yu mevcutta kullanıyorsunuz ya da kullanmak istiyorsunuz, bu etkinliklere ücretsiz katılabiliyorsunuz. Burada Zoho'nun güncellemeleri hakkında bilgiler paylaşılıyor. Zoho'yu deneyenler tecrübelerini aktarıyor. Zoho'yla nasıl daha fazla verimlilik sağlanabileceği, işlerin kolaylaştırılabileceği konuşuluyor. CloudFlex'in kurulduğundan beri bu noktaya kadar yapılan her şey de 2022 yılında ona güzel bir ödül kazandırıyor. Zoho'nun Avrupa bölgesinde Brand Champion ödülünü alıyor CloudFlex. Yani markanın Avrupa'daki şampiyon partneri seçiliyor 2022'de. İşte bir tarafta atılan o ilk mail ve sonrasında 25 dolarlık bir satış, diğer taraftaysa bugün bambaşka bir nokta. Yıllar içindeki bu çarpıcı ilerleme CloudFlex'in başarı hikayesini ortaya koyuyor. Şimdi de gelelim Zoho'nun akılda kalıcı bazı pazarlama faaliyetlerine. Bahsedeceğim bu pazarlama aktiviteleri Zoho'nun rakibi Salesforce'a karşı yürüttüğü aktiviteler. 2013 yılında Salesforce San Francisco'da Dreamforce adlı bir etkinlik düzenliyor. Tabi buradaki kitle Zoho'nun da potansiyel müşteri kitlesi, hedeflediği bir kitle. Zoho o gün şöyle ilginç bir şey yapıyor. Pedicab denilen araçlarla Salesforce'un müşterilerini istedikleri noktalara götürüyor. Tabi araçlarının üzerinde de Zoho logosuna yer veriyor. Düşünün ki o gün o etkinliğe gittiniz, yorucu bir gün geçirdiniz ve ardından sizi istediğiniz noktaya Zoho'nun pedicabları götürdü. Aklınızda o güne dair en çok kalacak şey belki de Zoho. Dolayısıyla müthiş bir pazarlama faaliyeti bu. Ayrıca o gün yaptıkları bununla da kalmıyor. Katılımcılara yemek ikramında bulunuyor. Yemeğin yanında verdiği peçetelere de beni ara notu düşüyor. O gün yürütülen tüm faaliyetlerde Twitter'da paylaşılıyor ve etkileşim oluşturuluyor. Örnek verebileceğim bir başka kampanya için bu kez de 2015
2015 yılına gidiyoruz. Reklam panolarında Salesforce indirim kodunuz Zoho yazan düz bir reklam görüyoruz. Bu reklamın mantığı ne derseniz buradaki mantık şu. Salesforce'a gidip teklif alan müşteriler, teklif kendilerine yüksek geldiği takdirde biz Zoho'yu da düşünüyoruz, Zoho'yu da değerlendiriyoruz diyorlarmış ve bu durum karşısında da Salesforce'tan iyi indirimler alabiliyorlarmış. Zoho da bundan dolayı böyle zekice bir reklam tasarlıyor ve rakibinden uygun fiyatlı olduğunu vurgulamış oluyor. Şimdi de biraz video reklamlara ilişkin konuşalım. Bir reklamda en önemli noktalardan birisi vermek istediğiniz mesajı buraya kazıyıp kazıyamadığınız. Buna yönelik bir video serisi yaptım hatırlarsanız. Zoho'nun da çok başarılı bulduğum, izlerken hem keyif aldığım, hem güldüğüm, hem de en önemlisi mesajını çok iyi verdiğini düşündüğüm video reklamları var. Merak edenler için açıklama kısmına beğendiğim bazı reklamların linklerini yerleştireceğim. Dileyenler oradan bakabilir. Reklamcılık anlamında güzel işler var. Şimdi reklamları konuştuk konuşmasını ama reklam bildiğiniz gibi pahalı da bir sektör. Zoho bu noktada da kullanıcılarına şunu söylüyor. Biz paramızı reklamdan ziyade ürünlerimize, projelerimize yatırıyoruz diyor. Mesela yatırımlarından birisi kendi data center'larını kurmak. 12 tane data center yani veri merkezi var. Bugünün artık popüler teknolojileri olan makine öğrenimi, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlara da yatırım yapıyor Zoho. İşte tüm bu çevrim kaçınılmaz olarak başarıyı getiriyor. Şimdi sayılar üzerinden bu başarıyı görelim. 2008 yılında Zoho'nun 1 milyon kullanıcısı var. 2015 yılında 15 milyon kullanıcısı var. 2016'da 20 milyon. 2018 35 milyon, 2019 50 milyon, 2021 60 milyon ve 2022'de 80 milyonun üzerinde kullanıcısı var. Bugün dünya genelinde 2000'den fazla Zoho partneri var. 150'den fazla ülkede Zoho ürünlerine yönelik hizmet sunuluyor. Şirket çeyrek asırı aşkın bir maziye sahip ve 12.000'den fazla çalışanı var. Şirketin ilk çalışanının adı da Sridhar, Sridhar Iyengar ve o da şirketle birlikte 25 yılı geride bırakmış durumda. Şu an kendisi Zoho'nun Avrupa CEO'su. Şirkette 20 yılı geride bırakmış 100'ün üzerinde çalışan var. 10 yılı geride bırakmış da birkaç bin kişi var. Peki bu bilgiler neden önemli? Bunları niye veriyorum? Mesela videonun süresini mi uzatmaya çalışıyorum? Hayır. Bu bilgiler değerli bilgiler olduğu için veriyorum. Bunu size şöyle açıklayayım. Günümüzde biliyorsunuz özellikle teknoloji şirketleri yüklü işten çıkarmalar yapmaya başladı. Sridhar ise yakın dönemdeki bir röportajında Zoho'nun çalışanlarına bu konuda söz verdiğini ve işten çıkarmanın Zoho'da son çare olduğunu söyledi. Diyor ki Zoho'yu bir bitki gibi düşünün. Sizin gördüğünüz kısmı onun toprak üstünde kalan kısmı. Fakat onun toprak altında da kökleri var. Bu videoda konuştuğumuz o vizyon, o kültür, o değerler, o değerlere olan bağlılık ve inanç o köklerin genişlemesini sağlayan, sıkı sıkı toprağa tutunmasını sağlayan şey. Sözün özü ancak böylesine sağlam ilişkiler kurmuş, aynı hedefe odaklanmış bir ekip böyle bir başarı öyküsü ortaya koyabilir. İşte Zoho'nun başarı hikayesi. Bu hikayeden çıkarabileceğimiz çok fazla ders var. Ben kendi çıkarımlarımdan iki tanesini paylaşacağım şimdi sizlerle. İlk dersimiz bence şu. Kendinize bir misyon belirlerseniz onun gereklerine uygun hareket edip olumsuzluklarla karşılaştırdığınızda da stratejinizi doğru şekilde güncellerseniz bir noktadan sonra başarı kaçınılmaz oluyor. Siz istemeseniz dahi yolunuza fırsatlar, teklifler dökülüyor. Çok önemli gördüğüm bir diğer noktayı da şöyle açıklayayım. Şimdi sadece kendi çıkarlarını düşünen bir işletme hayal edin. Bu işletme çok büyüyebilir mi? Çok büyük projeler yapabilir mi? İkisine de yanıtım evet. Ama ne zaman ki kendisinin yanı sıra toplumdaki belirli bir kesimi de düşünmeye başlar, işte o zaman sadece büyümez. Aynı zamanda kalkındırır. Zoho açtığı okullarla sadece büyümek isteyen bir şirket olmadığını, Hindistan'ı kalkındırmak isteyen bir şirket olduğunu net şekilde gösteriyor. Tam da bu noktadan yola çıkarak Zoho'nun ve Sridhar Vembu'nun bu modelini Türkiye'nin de uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Eğitime yapılan yatırımın geri dönüşünü almak normalde yıllar sürebilir. Ülkemizde de bu sebeple eğitime çok fazla yatırım yapılmıyor olabilir. Çok eleştirdiğimiz bir eğitim sistemimiz var olabilir. Ancak amaca yönelik olarak kurgulanmış bir eğitim modeli ve bunun şirketlerimiz tarafından desteklenmesi Türkiye'yi beklenenden çok çok daha kısa bir sürede hayallerinin dahi ötesinde bir noktaya getirebilir. O zaman ne işsizlik, ne Türk lirasının değer kaybı, ne market fiyatları, ne de maaşlar. Bunların hiçbirini konuşmayız. Tek derdimiz daha büyük değer yaratmak olur. Zoho ve Sridhar Vembu gibi. Markaların hikayelerinde Zoho'nun hikayesini dinlediniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.